acı gerçek. Bizim mesleğimizle ilgili eğitim veren fakültelerde de devam ediyor. Türkiye'nin her tarafında iletişim fakülteleri var. Ama istihdam kapasitesi neredeyse bir avuç, medya giderek küçülüyor ve sürekli işten çıkartmalar oluyor. Hele bu karda kışta o toplu işten çıkartmaları okudukça ağlayasım geliyor. Çünkü o işten atılanların aslında o işin bozulmasında en ufak bir olumsuz katkıları yok. Hiçbir günahları yok. Yani o insanlar, o meslektaşlarımız gazete patronlarının boyunlarına asılarak beni istihdam et demediler. O patronlar yetkilendirdikleri yöneticiler aracılığıyla o insanları istihdam ettiler. Onlar geleceklerine yönelik plan yaptılar, yuva kurdular, bir takım borçlanmalara girdiler. Şimdi 80 kişi birden mesela kapı dışarı. Sanki çok iş alanı varmış gibi. Nevşin, bu konuda ne düşünüyorsun? Uğur Bey, öğretmenler demiştiniz. Ben de bir haber için, yani başka bir röportajdayken böyle sözleşmeli bir öğretmenle denk geldim. Epey konuştuk ve şunu da anlatıyorlar öğretmenler, yani bizim meslekten öte. Çok düşük ücretlere çalışıyor sözleşmeli öğretmenler tabii. Yani karın tokluğu bile değil. Yani o günkü belki öğle yemeği parası. Bir de yani o kadar herhalde çarpık bir sistem, onu anlıyoruz. Her dersin hocası da her okulda yok. Yani mesela bir Türkçe öğretmeni, ben matematik dersine de giriyorum dedi sözleşmeli bir öğretmen. Yani bir de işin bu tarafı da var. Demek ki bir planlama sıkıntısı var. Yani işte okullarda öğretmen yok bir yandan bakıyorsunuz. İşte öte yandan da atanamayan da binlerce öğretmen var. Demek ki planlama sıkıntısı var. Evet. Hatta bir işin şu boyutu da var. Hep hani Sayın Erdoğan iktidara gelirken işte toplum mühendisliği yaptılar diye suçladı kendiler önceki iktidarları, ama aslında en çok toplum mühendisliğini mevcut iktidar yapıyor. Hani bu da bilinerek yapılan bir şey. Ne oluyor? Daha çok İmam Hatip açılıyor. İşte daha çok ilahiyat fakültesi açılıyor. Diyanet daha fazla eleman alınıyor Diyanet'e ve daha fazla eleman alındıkça yeni iş sahaları açılıyor bu memurlar için. İşte en son manevi danışmanlık verecekler okullarda, şu bu. Mesela tamam, tabii Diyanet'in Türkiye'deki fonksiyonu çok önemli aslında. Diyanet tarikatların, sapkın tarikatların önüne geçmek için kurulmuş, devlet eliyle kurulmuş önemli bir kurum. Ama şu anda o fonksiyonda mı kullanılıyor? Yoksa anlaşılan işte bu yeni yaratılan toplum, yeni işte iktidarın idealindeki toplumun bir iş edindirme yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir maaş bağlama yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve hani toplum içinde de fonksiyon ne kadar etkili tartışılır. Şimdi işte en son Aladağ'daki yurt yangını dedik ve medyanın onu hiç konuşamaması meselesi dedik. Aladağ'daki yurt kimin elinde? Süleymancıların elinde, değil mi? Ve ne yapmıştı Süleymancılar? Şimdi muhafazakar bir tarikat ve kız çocukları çıkmasın yurttan diye üstte kapıyı kilitlemişlerdi. Ya o çocuklar tarikat nedeniyle öldü aslında. Anlatabiliyor muyum? Hani Diyanet aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların, şeyhlerin, şıhların önüne geçmek için, insanlara doğru İslam'ı öğretmek için kurulmamış mıydı? Bunca yeni istihdam yapılıyor Diyanet'e. Nerede bu Diyanet o zaman diye sorusu geliyor. Yani o Aladağ yurdunun yangın sonrası bilirkişi raporunu hazırlayan heyetle tesadüfen karşılaştım. Anlattıkları karşısında tüylerim diken diken oldu. Aslında o yurdun yanmaması mümkün değilmiş. Evet, öyle anlaşılıyor. Ve bir yangın sırasında o çocukların dışarıya kaçamamaları ve bir çırpıda dumandan boğulabilmeleri için içeriye her şey konulmuş. Her şey, lambirisinden halısına varıncaya kadar. Yani duvarlarda dolaşan kontrolsüz kablolardan, evet, sigortasız kofralara varıncaya kadar ve yangın kapısı kilitli, biliyorsunuz. Evet. Çocuklar bağıra bağıra maalesef hayatlarını kaybettiler. Allah'ın bana göre şehit oldular. Ve medya haberi vermedi yani. Küçük bir yurt yangını oldu. Hay Allah, çocuklar da falan vefat etti dendi geçirdi. Yani. Vermez. Peki bu işten çıkartmalar ve yani bizim mesleğimizdeki istihdam kapasitesinin giderek şimdi daralması. Şimdi Uğur Bey en son işte Mehmet Soysal bu tartışmayı başlattı. Doğan grubu diye isim geliyor da Doğan grubu değil, Demirören grubu oldu ya. Demirören grubu başkanı. Şimdi diyor ki Mehmet Soysal, biz çok pahalıya haber üretiyoruz. Fakat işte internet siteleri her yere haberi yayıyor. Sosyal medyada haberler yayılıyor. Kimse bizi izlemiyor. Kimse gazetemizi almıyor. Biz zarar ediyoruz. Şimdi aslında keşke Sayın Soysal dönse de sorsa, yahu internet
haberciliği var diye mi almıyorlar gazeteleri? Gazetelerde haber yok diye mi almıyor? Yani bu tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Habercilik yapılmadıkça insanlar gazete almak istemiyor. Gazete almadıkça haberciler işsiz kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir kısır döngü. Ama burada sorun kim? Sorun sistem. Sorun medya patronu. Sorun aslında bu yazıyı yazan yönetici. Anlatabiliyor muyum? Aslında denemesi çok kolay. Editoryal bağımsızlık versinler. Mesela ben kendimi burada devre dışı bırakayım. Mesela sen bir haber merkezinin başına geç. Haberleri de sen sun. Ama hiçbir şekilde editoryal müdahale olmasın. Yani halkın gerçekleri öğrenme hakkı neyi gerektiriyorsa o haberleri ver. Zaten CNN Türk'te sen bunu yapıyordun. Yani CNN Türk'te de bizim iyi sınav veremediğimiz falan oldu. Yani orada da boynum kıldan ince tabii ki yani. Bir Gezi sınavı da veremedik mesela. Tabii. Ama yani iktidara çakmak için özel bir çaba içinde olmadınız. Hayır, çünkü zaman gazetecilik birine çakma falan gayet bir şey tabii değil mi zaten? Gayet gazetecilik tabii haberi vermiş ama şöyle bir sıkıntı var. Uğur Bey. Hayır, ben sözümü bitireyim. Şimdi böyle bir haber merkezi oluşsun. Bakalım bazı dizileri bile o haber bülteni geçiyor mu, geçmiyor mu? 15 gün içinde geçmezse ben bir daha bu mesleği yapmam. Haklısınız. Bir daha bu mesleği yapmam. Böyle başka nedenler aramasınlar. Tabii. Fakat şöyle bir şey oluyor. Medya haber veremiyor. Kesinlikle. Ama şöyle bir hava yaratıldı yani. Şimdi bir iktidar var. Bu iktidara karşı olan herkes terörist. Yani çok tehlikeli bir yere gidiyor Türkiye. Çok. Ve ben çok üzülüyorum. Onun için söylüyorum. Yani mesela şimdi ne oldu? Dolar 7 liraya vurdu değil mi? Şimdi bu nerede? Bu dünyanın her yerinde haberdir. Yani nedeni ne? Tamam, oturalım, konuşalım, tartışalım, o ayrı. Fakat doların 7 liraya olduğunu haberini verirsen iktidar diyor ki sen işte efendim Türkiye'yi çökertmek isteyenlerle işbirliği yapıyorsun, sen teröristsin. Şimdi terörden yargılanıyorsun. Anlatabiliyor yani. Her anlamda önün kapalı. Hakikaten bir medya patronu da gelse, ya ben namuslu habercilik yapmak istiyorum dese, işi çok zor. Karşısında bir yargı dikiliyor, o da sizin konunuz. Yani hakim karşısına çıktığınız zaman da ne zaman hakkınızda iddianame yazılacak, neyden yargılanacaksınız belli değil. Ben gazetecilik yaptım deyip anlatamıyorsunuz kimseye derdiniz. Maalesef. Evet, biraz önce... Şimdi şöyle bir şey oldu... Türk dış politikasına baktığımız zaman da yani yeni siyasetine baktığımız zaman Türkiye'nin. Şimdi eskiden Türkiye dünya düzeninin yani Batı bloğunun bir parçasıydı değil mi? Bir düzen var ya. Ha nedir bu düzen? Batı deniyor hep ama aslında insanlık iki dünya savaşı yaşadıktan sonra bir takım genel prensipler üzerinde anlaştı insanlık. Yani işte dedi ki insanlar birbirlerine, milyonlarca insan öldükten sonra ikinci dünya savaşında, ya bu kardeşim böyle olmuyor. Bir takım prensipler üzerinde anlaşalım denildi. Bunun başını Batı çekti falan. Buna da işte Batı'nın başını çektiği düzen deniyor. Şimdi Türkiye bu düzenin parçasıydı ama şimdi şuna döndü Türk dış politikası. Türkiye'nin yıkıcı bir etkisi var. Türkiye bu düzeni, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş bu düzeni, bu prensipleri yıkmaya çalışıyor. Onun bir parçası olarak oyunun içine giriyor. Yani biraz daha Türkiye burada Putin'in yanında duruyor. Bir Putinizm. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Hatta bir yerde sanki Türkiye Putin'e rehin gibi bu uçak krizinden sonra çok acı bir reçete uzattı Putin Türkiye'ye. İşte turist yollamadı, Türkiye'den gelen hiçbir meyveyi sebzeyi almadı. Bunun faturası çok ağır çıktı ve belli ki yani öyle görünüyor. Şu anda Türkiye'deki iktidar Putin'den korkuyor gibi görünüyor. Yani bugünümüz Rusya'sı nerede duruyorsa Türkiye'de orada duruyor gibi görünüyor. Şimdi NATO'dan çıksak mı, bu tartışılıyor. Avrupa Birliği'ne sırt çevriliyor. Esmiyor. İşte Şangay Beşlisi deniyor. Biraz daha yani ne yapacak Türkiye? Rusya ile Kırgızistan orada mı duracak? Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin yıkıcı bir etkisi var. Şimdi bu sanki böyle bir vatanseverlikmiş falan gibi satılıyor iktidar tarafından ama bence tam tersi. Bu işte Türkiye'nin gitgide daha antidemokratik bir yere, bir kutupa sürüklenmesine de oluyor. Mesela Suriye'de Türkiye'nin ne yaptığı belli değil. İdlib'de bir şeyin garantörü olduk biz. Biz dedik buradaki bu terörist grupları silahlandıracağız. Ve anlaşılıyor ki şu ana kadar bir ilerleme kaydedilemedi. Ne olacak mesela şimdi? Türkiye girdi o işe, nasıl çıkacak? Bu belli değil. Yani o anlamda yapıcı değil, yıkıcı bir ülke olarak görünüyor Türkiye maalesef. Maalesef. Aslında... Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işler olması bir iktidar için
günümüz dünyasında bulunmaz bir nimet. Öyle değil mi?